İş Hoca'yla Bilim Yanlar programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta değerli hocamızla birlikteyiz. Bilinmeyenler, cinler alemiyle ilgili merak ettiğiniz sorularınızı memişhoca@memişhoca.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam seyahatteydiniz. Ayağınızın tozuyla programımıza yine geri geldiniz. Evet. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamdolsun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam sohbetimize başlamadan önce biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece Ramazan'ın ilk günü oruç tutacağız ve niyetleneceğiz. Bize Ramazan ayının faziletleriyle ilgili bilgilendirir misiniz? Evladım, mübarek, rahmet, evet, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif ayına şöyle 3-4-5 gün kaldı. Allah cümlemizi bu aya eren, kavuşan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Allah cümlemizi oruç tutacak olan herkesi bu ayda istifade eden kullarından eylesin. Amin. Bu ayda bereket var, mağfiret var, huzur var, saadet var. Tövbelerin kabul olduğu bir aydır. Bereketin arttığı bir aydır. Hastaların şifa bulduğu bir aydır. Dertlilerin derman bulduğu bir aydır. Kim ki bu ayda canı gönülden niyetlenip de Allah'a dua eder ise, Ya Rab, bu mübarek Ramazan ayını bana hakkıyla yaşamayı nasip et. Tuttuğum oruç, tutacak olduğum oruçları kabul et peşinen der ise, kıldığım namazları peşinen kabul et derse, yaptığım ve yapacağım tövbe istiğfarları peşinen kabul et der ise, Cenab-ı Allah o ibadetleri, o tövbelerin hepsini de peşinen kabul eder ve aynı zamanda geçmiş aylarda yapılan ibadetlerden daha fazla sevaba da nail olur o kullar. Bu ay gerçekten ümmetin, kulların ayıdır. Bu ayda Kur'an-ı Muhammediye inmiştir. Bu ayda Kadir Gecesi vardır. Ramazan'ın son 10 günün içerisinde. Bu ayın içerisinde gerçekten orucumuzda, ibadetimizde, insanlığımızda, arkadaşlığımızda, kardeşliğimizde, iftarımızda, sahurumuzda samimi olur isek Allah bizlere cennetini nasip edecektir. Ve ibadetlerimiz kat ve kat kabul olacaktır. Allah cümlemizin ibadetlerini şimdiden kabul ihsan eylesin inşallah. Tek de dileğimiz, temennimiz, duamız budur. Kıymetini bileceğiz. Evet. Bu ayın kıymetini bileceğiz. Allah şuura erenlerden eylesin. Evet, dinliyorum. Hadi bakalım. Herhalde mailler gelmeye başlamış. Evet, mailler gelmeye başladı. Geçen haftadan gelen maillerimiz de vardı. Hocam, izleyicilerimizden Hakan Bey, cinlerin nerelerde yaşadığını ve ömürlerinin ne kadar olduğunu hocam sormuş bize. Evladım, cinler, ben bunu çok defalar söyledim. Biz insanların arasında da yaşar, bulunduğu ortamda yaşar, dağda, tepede, ıssız yerlerde yaşar. Ama genellikle de kasvetli yerlerde yaşamayı tercih ederler ve insanlardan uzak olan yerlerde yaşamayı tercih ederler. Ama bakarsın ki dağ, tepe insan oldu. Artık insanların da cinlerin de İç içe olmadığı yer kalmadı gibi bir şey. Bunların ömürlerini ben her zaman söylerim ki, biz insanların zamanına eğer vurur isek 150-200 sene yaşarlar. Bizim zamanımıza göre. Ama onlarda zaman söz konusu olmadığından dolayı onların zamanına göre 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene yaşayanlar vardır. Çünkü onlar
dumansız zehirli ateşten yaratılıklarından dolayı biz insanlar gibi değildir, özelliğe sahip değillerdir. Onlar biz gözümüzü açıp kapayıncaya kadar iki kat semayı dolaşıp gelirler. Bizim böyle bir şey yapmak kudretimiz, kabiliyetimiz yok. Onların zamanına göre uzun ömürlü deriz biz. İnsanlar hep merak eder. Efendim cinler bu kadar uzun nasıl yaşar, ne yerler, ne içerler? Onlar da bizim gibi yerler içerler. Onlar da bizim gibi evlat sahibi olurlar. Onların da aile hayatı vardır. Onlar da meslek sahibidirler. Onlar da ölürler, yaşarlar, yerler, içerler ve ölürler. Ama onların ölüm şekli yaratılıkları gibi ateşle yanarak ölürler. Şimdi açılmışken konu zaman zaman sorarlar. Hatta geçenlerde de bu soruya cevap vermiştim. Evet. Derler ki hocam ama Allah en mükemmel varlık olarak biz insanları yarattığına göre cinler bizlerden daha üstün olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eğer avam insandan kaliteli, zeki bir cin elbette ki daha üstündür. Üstün vasıflara sahiptir. Ama yaratılış olarak değil tabii ki. Allah, evet, en mükemmel varlık olarak biz insanları yaratmıştır. Biz insanları yoktan var etmiştir. Zaten cinler, biz Adem Aleyhisselam Allah yarattıktan sonra isyan etti. Biz varken niye yarattın diyor. Ben şimdi tutup da Adem Aleyhisselam'a secde mi edeceğim dedi şeytan. Cennetten böyle kovuldun, böyle efendime söylemiş, şeytanlık vasfını aldı. O yüzden avam insanlardan zeki bir cin daha üstündür. Evet. Hocam, Tufan Bey hocam bir mail atmış. Çok şükür diyor, sağlıklıyım ancak açlığa dayanamadığım için oruç tutamıyorum diyor. Oruç tutmak yerine fitre versem olur mu diyor hocam? Olmaz. Öyle kolaylık olmaz. Hayır. Oruç farz olan bir ibadettir. Evet. Namaz farz olan bir ibadettir. Her kim sağlığı, sıhhati yerinde ise oruç tutacaktır arkadaş. Her kim sağlığı, sıhhati yerinde ise oruç tutmak mecburiyetindedir. Efendim ben işte açlığa dayanamıyorum, oruç tutamıyorum. Tutacaksınız arkadaş. Öyle para vereyim, işte fakiri doyurayım, fitresini vereyim, kurtulayım. Yok öyle bir şey. Ruhbanlık yok bizde. Tutacaksın. Cenab-ı Allah sana sağlık, sıhhat verdiyse orucunu tutacaksın. Peki, ya sağlıksız, sıhhatsız olsaydı ne olacaktı? Allah şu anda mevcut olan sıhhati senden alsa ne olacak? Neyle telafi edeceksin? Ya kardeşim Allah aşkına ya, 11 ay yiyorsunuz, içiyorsunuz, 11 ay boyunca yiyorsunuz, içiyorsunuz, yatıyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Ya bir ay, ya bir ayın belli saatler arasında Allah'a karşı ibadet yapmak zor mu? Çok mu zor geliyor sizlere? Bu samimiyet meselesidir kardeşim ya. İster tutarsın, ister tutmazsın. Bu samimiyettir ya. Namazda, oruçta, kurbanda samimiyetin ifadesidir ya. Samimiyetin ifadesidir. Yani ben parasını vereyim kurtulayım, yok öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hiçbir insan ben oruç tutamıyorum al şu parayı sen benim yerime tut diyemez. Hiçbir insan hiçbir şekilde ben hacca gitmek istemiyorum sen benim yerime git diyemez. Hiçbir insan hiçbir şekilde şu parayı al benim için namaz kıl diyemez. Allah muhafaza bu iman zayıflığını gösterir. Bunlar yanlış itikatlardır. Bu itikat iman zayıflığını gösterir bu tür düşünceler. Allah muhafaza yakışmaz. Müslümana böyle şeyler kaçırmaklar yakışmaz. Şimdi genelde her Ramazan olur ya bazı kimseler vardır ki Allah'tan utanmaz kuldan utanarak derler ki efendim benim midem hasta da tutamıyorum. Efendim benim başım ağrıyor, migrenim var tutamıyorum. Hadi be oradan sizde. Dalga mı geçiyorsunuz ya?
Miden ağrıyorsa kolaları asit içecekler ya, öpür 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 içip duruyorsunuz. Madem miden ağrıyorsa kendine bak o zaman, ilacı var, hapı var bu işin. Bende de var hafif hassasiyet, mide hassasiyeti, ben niye tutuyorum? HIV vardır. 3 aylar boyunca. Ben aptal mıyım? Samimi olun. Efendim benim migrenim var. Bakın arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, tutamıyorsan tutamıyorsun. Dedim ya, bu iş samimiyet meselesi. Ama kılıf aramayın, kılıf bulmayın, kılıf içerisine kendinizi bir şeye sokmayın. Zorlamayın. Yalancı olmalı olmayın. Doğru olun, dürüst olun. Tutamıyorsan tutamıyorsunuz. Ya Allah korusun, size Cenab-ı Allah bu yalanınızdan dolayı mide hastalığı verse ne olacak? Migren hastalığı verse ne olacak? Tansiyon verse ne olacak? Kalp verse ne olacak? Bu hastalıklar, bu nüsvetleri başınıza belaysa Allah ne olacak o zaman? Nasıl kurtulacaksınız? Yapmayın. Allah tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları inşallah dergah hesabında kabul eder inşallah. Bir de hocam bir şey eklemek istiyorum. Şimdi belli bir kesim oruç tutmuyor hocam. Ve belli bir kesim de oruç tutuyor. Bu saygı konusunu ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Ya insanlar, oruçtan insanlar aslında saygı duymuyor. Onun adamlığını gösterir, saygısızlığını gösterir. Veya işte ilkel yani olarak görüyor. Şu son zamanlarda görüyorum ki maalesef, maalesef eskiden bakın evladım, bizim çocukluğumuzda eskiden lokantalar, restoranlar kapanırdı. Ramazan ayı boyunca kapanırdı. Hatta ve hatta o restoranlar, o lokantalar tadilat ihtiyacı varsa tadilatlarını yapardı. Efendime söyleyeyim, boyasını badanasını da yaparlardı o bir ay içerisinde. O ihtiyaçları da giderirlerdi. Ve insanlar, oruç tutmayanlar dahil, kesinlikle oruçlu olan insanların içerisinde alanen yiyip içmezlerdi. Edep diye bir şey vardı. Şimdi edepsizlik had safhada. Demek istediğim de buydu. Şimdi edepsizlik had safhada, saygısızlık had safhada. Yani adam karşında sigara içer, götür içerler, alkolünü alırlar, yemeğini yerler, edep, hayat, duygu hiçbir şey kalmamış. Saygı hiçbir şey kalmamış. Ama yeri geldiğinde ama bize bunlar saygı göstersin derler. Ula sen saygı gösteriyor musun ki saygı bekleyeceksin? Önce saygıyı hak etmen lazım. O erdemlik sende olacak ki saygı göresin. Arkadaşlar tutmasanız da bile, oruç tutmasanız da bile ne olur Allah aşkına, oruç tutanlara saygı gösterin. O insanların karşısında hayasızca yiyip içmeyin. O da günah değil mi hocam? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Çok büyük günah. Çok ayıp. Ayıp. Edepten uzak bir davranıştır. Artık gerisini siz sayın. Bari tutmuyorsun, sana saygı gösterir. İnsanların bununla beraber ibadetine zeval verecek durumlardan da sakının. Ramazan ayı boyunca diyelim ki bir işveren yanında çalıştırdığı işçisinin, oruçlu olan işçisine dese ki, oğlum sen oruçlusun, bu kadar ağır çalışma, hafif bilet, bu bir ay boyunca hafif işler yap der ise, o işverene Allah bereket de verir, sevabını da 1000 kat artırır. Bunu ben demiyorum, Allah'ın Resulü diyor. Ama o işçi de orada çalıştığı yerde, benim patronum bu kadar müsemmalı, iyi niyetli, bana böyle tolerans gösterdi deyip kesinlikle iyi niyeti istismar etmemelidir. Yine gücü yettiği şekilde işini yapacak. Kazandığı parayı kendisine helal kılması gerekir. Yani istismarda da fırsat vermemek gerekir. Evet. Hocam izleyicilerimizden Kerem Bey, evet. Cuma gününün ve cuma namazının önemini öğrenmek istiyor hocam. Cuma gününün ve önemini cuma geçenlerde ben cuma yayınında bizim bu kanalda söylemiştim. Evladım, cuma günü bir kere müminlerin haftalık bayramıdır. Evet.
toplu halde kıldıkları bir cuma günü namazı vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz cuma günü dünyaya gelmiştir. İnsanlar cuma günü cennete girecekler. Cuma günü kıyamet kopacaktır. Cuma günü cehennemden çıkacaklardır. Azabın başlaması da bitimi de cumadır. Ve kıyamet günü de cuma günü kopacaktır. Kur'an da cuma günü inmeye başlamıştır. Ve bununla beraber kim ki cuma günü Allah için gözyaşı dökerek tövbe ederse cuma günü o kişinin tövbesi kabul olur. Bu bir. İki, kim ki cuma günü ibadet yaparsa, dua ederse, Allah'tan rızk isterse Allah o kuluna bereket verir. Bu iki. Üç, kim ki cuma günü hutbe esnasında sessizce kalbinden Allah'tan ne istiyor ise o kabul olur. Dört, kim ki cuma günü arnı secdeye vardığında secdede iken Rabbinden ne isterse o kabul olur. Cumanın daha çok bereketleri var, hikmetleri var. Bunu anlatmakla bitmez. Ama biraz önce Emir kardeşimle onu konuştum. Dedim ki kesin talimat. Cuma günü geleceksin benimle namaz at. İnşallah hocam geleceğim dedi. Cuma gününü kesinlikle namazını ihmal etmeyin. Hele hele 3 cuma kaçırdın ya yandın. Azap var. 2. Kim ki cuma günü gusül abdestini tazelerse Allah o kuluna deve kesmiş kadar sevap veriyor. Bitmedi. Kim ki cuma günü imanlı insanlar için bunu söylüyorum ama mümin insanlar için bunu söylüyorum. Kim ki cuma günü ölürse defnedilirse ona kıyamete kadar cennete istirahat vardır. Kabir azabı yoktur. Cumanın hikmetleri, faziletleri bunlardır. Daha da çok var, aklıma gelenleri söyledim. Evet. Hocam bir konuya da değinmek istiyorum. Cuma namazına gittiğimizde bazı insanları görüyoruz, abdest alıyor, ayakları ıslak bir şekilde, çorap giymeden camiye geliyor. Bu konu hakkında bunlar, ne düşünüyorsunuz bunlar hocam? Tabii ki hoş değil, doğru değil. O kardeşlerimizi güzel, tatlı bir dille uyarmak lazım, aydınlatmak lazım. Bu da oradaki hoca efendilerin görevidir. Nasıl ki bir insan kendi evinde ıslak ayakta salona giremiyorsa veya halıların üzerine basamıyorsa onu camide de bu hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz ki cami dediğimiz yer Kabe'nin şubesidir. Evet. Beytullah'ın şubesidir. Allah'ın evinin şubesidir. Buralarda çok hassas olmak mecburiyetindeyiz. Camide edep dairesi içerisinde ibadetlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Kıbleye karşı dönerken çok edepli olmalıyız. Ayaklarımızı uzatıp bacak bacak üstüne atmamalıyız. Kıbleye karşı ayaklarımızı uzatıp böyle yan gelip efendime söyleyeyim dağda bayırda yatar gibi fındık bahçelerinde yatar gibi yatmamalıyız. Kıbleye karşı olan bir saygıdır. Tabi hoca efendiler bunu kürsüde mutlaka anlatacaktır. Hoca efendiler mutlaka bu kardeşlerimizi uyarmalıdır. Islak ayaklarla camiye girmek doğru değildir. Ben bir anımı anlatayım. Mısır'da bunu yaşadım. Mısır'da Ali Camii var. Büyük bir cami. Evet. Orada böyle insanları gördüm. O halı nasıl olmuş? Vıcık vıcık olmuş. Adam ayağını yıkıyor, hiç kurulamadan tık basıyor. Ben bir fırça attım ama Türkçe, tabi Arapça lisanım olmadığı için bunlar ne diyor bu adam diye böyle yüzüme baktılar. Nedir bu haliniz dedim. Sonra anladılar. Ondan da böyle es geçtiler. Sen konuşabildiğin kadar diğercesine. Evet. Böyle gittiler. Baktım ki uyuyorlar. Yatıyorlar. Ezan vaktine kadar. Uyumuş, bayağı uyumuş. Kimisi de Kur'an-ı Kerim'i başının altına yastık gibi koymuş. Uyuyor. Bunlar cehalet.
Kur'an'dan başka hiçbir şey değildir. Kur'an'a saygısızlıktan başka hiçbir şey değildir. O haliyle kalkıp abdest tazelemeden namaza duruyorlar. Halbuki uyku uyumak, bir insan uykuda kendinden geçiyor ise onun abdesti bozulmuştur. Kalkacak, abdestini alıp tekrar namazını kılacak, namaza duracaktır. İki, Kur'an-ı Muhammed'e kesinlikle abdestsiz dokunamaz hiçbir insan. Hiçbir şekilde abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i tutamayız. Caiz değildir, doğru değildir. Lakin bu insanları ben gördüm ki Kur'an-ı Kerim'i yastık yapmışlar. Üzerine başlarını koyuyorlar. Bu tabii ki yörenin, bölgenin, insanlarının kültürü filan ama doğru bir kültür, ahlak değil. Biz ise elhamdülillah Türk milleti olarak Kur'an-ı Kerim'i bazı insanlarımız okumasa da bile, açmasa da bile evinin en üstünü, en değerli yerine koymaya çalışırlar. Ona saygı gösterirler. Bu da bizim imanımızın, Kur'an'a olan saygının bir şeyidir, örneğidir. Evet yavrum. Hocam işte bir şey daha değinmek istiyorum hocam. Hep evet. Gördüğüm şeyleri size paylaşıyorum. Siz bu konu çok bilgili ve donanımlı olduğunuz için hocam. Bir de hocam camide bir problemi olmadığı halde sandalyede oturarak namaz kılan insanları görüyoruz. Of. Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir hocam? Ben bunu bir ara programda yine burada anlattım. Bir iki ay önce. Burada anlatmıştım. İki, kendi Güneş gazetesindeki köşemde de yazdım. Evet. Bak evladım, bir insanın Allah'la yakınlaştığı an secde anıdır. Evet. Her ne sebep olursa olsun imkanları zorlayacağız, namazda, secdede mutlaka bulunacağız. Ha, secdeye varabilecek kudretimiz yok, rahatsızlıklarımız var. O zaman arkadaş bırak sandalyeyi, tabureyi de otur yere, götünün üzerine otur, namazını kıl. Bazı kimseler var ki açık konuşurum sevgili kardeşlerim, yolda tazı gibi yürüyor, hiçbir problemi yok. Camiye geliyor, bakıyor tabura. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Kendinizi Allah'ın huzurundan uzak tutmayın. Bu edebe de aykırı, namaza da aykırı. Bunu yapmayın. Ne yazık ki bazı kimseler de vardır ki pantolonun ütüsü bozulmasın diye namaz kılmıyor, taburada kılıyor. Ben bunları da biliyorum. Hatta bundan 10-15 sene önce bir siyasetçi bana bunu şahsen söyledi. Ama hocam benim işte toplantılarım oluyor. İşte biliyorsun konumumuzu, şunumuzu, bunumuzu. İşte pontunun işte şöyle olursa ne olur filan demeye başladı. Deket oradan dedi. Münafık olma dedi. Bu riyaya girer. Bu yalancılığa girer. Bu sahtekarlığa girer. İki yüzlüğe girer. Ya Allah'a teslim olup namazınızı hakkıyla kılacaksınız ya da kılmayacaksınız, kılmayın arkadaş. Allah'ın sizin namazına ihtiyacı yok. Kimi kandırıyorsunuz ya? Gösteriş için namaz kılacaksın. Bu münafıklıktır, tek kelime. Biraz ağır olacak ama net söylüyorum. Benim o pantolonum ütüsü bozulmasın. Sabırla da kılayım. Yok öyle bir şey. Ayıptır. Allah'a kulluk böyle yapılmaz. Kimse kusura bakmasın. Düz konuşurum, net konuşuyorum. Böyle olanlar, bu durumda olanlar belki bana içlerinden kızıyorlar. Hiç umurumda değil. Hak ve hakikatleri anlatmak, gerçekleri anlatmak, doğruları anlatmak bir Müslüman olarak benim boynumun borcudur. Kimsenin nefsine göre kimseye konuşamam, kimsenin duymak istediğini de söylemem. Doğrular her zaman doğrudur. Evet, söyle bakayım. Hocam Orhan Bey, organ nakli caiz mi diye soruyor hocam bize. Evladım şimdi organ nakli çok böyle ortada bir mevzu. Yani bazı mesela Hanefi mezhebinde caiz değil. Öyle diyorlar hocalar, alimler. Hanbali mezhebinde olabilir diyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımız evet organ nakli caizdir diyorlar.
olmalıdır diyorlar. Bundan dolayı kampanya da yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hastaların iyileşmesine yardımcı olun der. Kur'an da bunu der, İslam da bunu emreder. Dertlere derman olun, hastalara şifa olmak için çaba gösterin derler. Eğer benim bu var ve yok diyemiyorum, o kadar bilgim yok, o kadar efendime söyleyeyim derya değilim. Ama eğer bir insanın beyin ölümü gerçekleşmiş ise o zaman ancak mümkün olabilir. Organ nakli. Beyin ölümü gerçekleşmiş ise işte o zaman organ nakli olabilir. Ama burada ihtilaflar vardır. Ben oraya da buraya da bir şey diyemiyorum. Ama Diyanet İşleri Başkanlığımız Fetva Dairesi organ naklini tahsip ediyor, onaylıyor. Dediğim gibi biraz önce bu konuda kampanyalara da katılmıştır. Cenab-ı Allah organ nakli bekleyen o kardeşlerimize sabır versin, şifalar ihsan eylesin, derman ihsan eylesin. Amin. Başka bir şey diyemiyoruz, elimize bir şey gelmiyor. Evet. Hocam Kevser Hanım, rüya meyliyle devam etmek istiyorum. Kevser Hanım rüyasında gelinlik giydiğini görmüş. Rüyasının ne anlama geldiğini soruyor hocam. Eğer hamile bir insan rüyasında gelinlik giymiş ise kız çocuğuna yorumlanır. Eğer bekar bir insan gelinlik rüyasında görmüş ise yakın bir zamanda kendisine görücü geleceğine evet, işarettir. Veya evlilik çağında kızı olan birisi varsa yine buna evlilik yoluna ilk adım atacağına işarettir. Anladım hocam. Evet. Tabi bu yine hocam insanların yaşam tarzlarına, şeylerine göre değişiyor rüya tabirleri değil mi hocam? Onun da altını çizelim tekrardan. Hocam bir izleyeceğimiz 30'lu yaşlarında komşusunun tavuğunu çalmış. Komik miyim ama kesmiş. Şimdi diyor çok pişmanlık yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş hocam bize. 30'lu yaşlarda tavuk çalmak da hocam ne bileyim. Şeytana uymuş. Şeytana uymuş. Allah pişmanlık şeytanın şerrinden, fitnesinden, fesatlığından, tahrikinden hepimizi uzak eylesin de. Amin. Yavrum hepimiz cahiliye dönemlerimizde hatalar yapmaktaydık. Yapıyoruz da belki hala. Kimse mükemmel değil. İnsanlar şeytana uyduğu zaman hırsızlık da yapabiliyor. Birine kötülük de yapabiliyor. Cahillik de yapabiliyor. Efendime söyleyeyim işte hırsızlık da yapabiliyor filan. Ama demek ki bu kardeşimizin içinde vicdan varmış ki pişmanlık duygusu içerisinde bize böyle bir soru soruyor. Sevgili kardeşim, birincisi Allah'a tövbe edeceksin. Samimi duygular içerisinde ya Rab, ben böyle bir hata yaptım. Bu hatadan dolayı pişmanlıklar duyuyorum. Sen benim bu günahımı affet ya Rab. Bir daha beni bu yollara sevk etme ya Rab. Beni şeytanın elinden oyuncak etme ya Rab. Bana nefis hakimiyeti ver ya Rab diye dua edeceksin. Bu bir. İki. Eğer yiğitlik varsa, delikanlılık varsa gideceksin o tavuğun sahibine. Ve diyeceksin ki efendi, ben zamanında bir cahillik yaptım. Senin tarlana gittim, bahçene girdim, her ne ise. Tavuğunu çaldım. Bundan dolayı çok büyük pişmanlıklar içerisindeyim. Allah'ıma çok dua ettim, tövbe ettim. Ama ne olur sen de bana hakkını helal et diye yalvarırsan, o tavuğun sahibi de büyük bir erdemlik içerisinde, kardeşim Allah seni affediyor, ben kimim ki, ben de tabii ki seni affediyorum, benim hakkım sana helaldir diyecektir mutlaka ve helalleşeceksiniz. Çünkü bu genellikle mal çalma, hırsızlık olayları kul hakkına girer.
kul hakkına da hiçbir şekilde Allah müdahale etmez. Cenab-ı Allah diyor ki siz onu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda o işi bitirin, halledin. Ben diğer günahları, büyük günahları ve işlenmiş başka günahları affederim bireysel günahlara. Ama bu diyor kendi aranızdaki olan bir mesele diyor. Anlaşıldığı dilde konuşuyorum. Şimdi bazı kimseler, ben dahil, bazı zaman arabayla uzun yol gittiğimde yolun kenarlarına bakıyoruz. Aman Allah'ım, ne güzel bahçelerde elmalar, kirazlar, meyvelerin türlü türlü çeşitleri. Hiç unutmam. Bir arkadaşım dedi ki hocam dedi şurada durup da dedi biraz dedi kiraz toplayıp yesek dedi. Dedim ki aa sakın yapmayın. Bir daha böyle bir şey duymayacağım dedi. Niye hocam dedi? Dedim olmaz. Buranın sahibi var ise yanında şu anda ondan müsaade istersin. O insan derse ki efendim ne demek? Bahçe senin, gir istediğin kadar, yeter ise gidip yer yiyebilirsin. Oradan kiraz da yersin, elma da yersin, armut da yersin, şeftali de yersin, ne istersen yersin. Ama sahibinin rızası olacak. Helalliği olacak. Ama helalliği yok. Yok. Allah korusun yolda giderken o avuç avuç elmayı, kirazı yedin. Bir bakmışsın 5-10 dakika sonra bir Allah korusun bir şey oldu, hak baki oldu. Kul hakkına gittin. Ne olacak? Ne olacak o zaman? Peki o tarlanın sahibi, o bahçenin sahibi inatçı bir adamsa, ben arkadaş sen benim bahçeme niye girdin, niye aldın, ben sana hakkımı helal etmiyorum der ise ne olacak? Ayıkla pirinci taşını. Ahirette onun hesabını vereceksin. Vereceksin. Bunu yapmayın. Kimsenin rızası olmadan kimsenin bahçesine girmeyin. Meyvesini almayın, yemeyin, içmeyin. Tavuğunu almayın, yumurtasını almayın değil mi? Evet hocam. Sizin memlekette çok olur böyle şeyler. Oluyor hocam, her yerde oluyor. Değil mi? Köy yerlerinde olur böyle kesinlikle şeyler. Kesinlikle hocam. Evet. Hocam bir şey... Bunlar olmaması lazım. Dedim ya, bunlar kul hakkına girer ve aynı zamanda ahirette hesap görülür. Hocam bir şey daha eklemek istiyorum. Hani kul hakkından bahsettiniz. Bir de hocam bu komşuluk hakları var. İşte benim... Ha. Bu konu şimdi bakınız mi? Esas erdemlilik nedir biliyor musun evladım? Benim bahçem olsa ki ben yapıyorum bunu. Ne kadar meyve olursa olsun bir miktarını ben kuşlar yesin diye bırakırım. Veya komşularıma da toplayıp gönderiyorum. Mesela kivi olur benim bahçede, hurma olur. Ben karşı komşuma veririm falan. Sana verir miyim? Sen görüyorsun zaten. Veririm. Niye? Göz hakkı var. Göz hakkı var. Bunu yapmak mecburiyetindeyse ne olacak ya? Bir tabakta ona versen, bir tabakta ona versen, 3-5 tane ona versen ne olacak? Ne olur biliyor musun? Cömertlik olur. Ne olur biliyor musun? Nafile ibadet sayılır. Nafile ibadetler zaten bizi cennete götürecek. Bizi cennete götürecek olan en çok şey nafile yaptığımız ibadetler. Hayırlar, hasenatlar, cömertliklerdir. Sevgili kardeşlerim, en çok Allah cömertleri seviyor. İnanın bana. Cennete en çok cömertler girecek. Hem maddi anlamda cömert olanlar, hem ibadet anlamında cömert olanlar, şefkat anlamında cömert olanlar, cenneti en çok bunlar dolduracak. En çok Allah için birbirini sevenler cenneti dolduracak. Çıkarsız. Ya çıkarsız. Geçenlerde bir hadis-i şerif okudum. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz cennette diyor. Herkes toplanacak diyor. Herkesin toplandığı esnada diyor bir grup böyle ışıklar içerisinde bir gruplar geçecek diyor. Ümmetim soracak diyor, kendi kendi aralarında konuşacaklar diyor. Bu geçenler herhalde peygamberler olsa gerek. Peygamber Efendimiz diyecek ki yok diyor. Onlar peygamberler değil. Peki ya Resulullah kim olacak, onlar kimlerdir? Onlar Allah için birbirini seven ümmeti Muhammed'dendir. Benim ümmetimdir diyecek. Biz Allah için birbirimizi seveceğiz, cennete gideceğiz. Biz Allah için cömert olacağız, cennete gideceğiz. Biz Allah için nafile ibadetlerde bulunacağız, cennete gideceğiz. Biz Allah için hayra sanat yapacağız, cennete gideceğiz. Biz Allah için ibadetlerimizi yapacağız, cennete gideceğiz. Biz Allah için orucumuzu tutacağız, cennete gideceğiz. Cenneti kazanmak çok kolay.
Ama kör olasılıkça şeytan fırsat verirse. O şeytan var ya şeytan. Allah şeytanın şerrinden cümlemizi uzak eylesin inşallah. Amin hocam. Nefsimize sahip çıkamıyoruz kısacası hocam. Hocam Ankara'dan Ramazan Bey'in bir maili var hocam. Küpe takıyormuş. Ailesi küpe takmasına karşı çıkıyormuş. Dinen küpe takmak caiz mi diye soruyor hocam. Bu soru bana zaman zaman sorulur. Derler ki hocam işte küpesi olan gençler falan var. Evet. Geçen bir sanatçı arkadaşım geldi. Bu dizilerde başrol oynuyor. Beni ziyarete geldi. Hocam dedi ya ben küpe takıyorum ama acaba bu dinen şey midir? Bir iklemde kaldım falan dedi. Evet. Dedim ki evladım Kur'an'da küpe takmak, erken küpe takmasının haram olduğuna dair bir şey yok dedim. Küpe dedim hanımların aksesuarıdır. Ama dedim diyorlar ki işte bilmem ne padişahı Yavuz Sultan Selim kulağına küpe taktı. Acaba gerçekten taktı mı takmadı mı onu da bilmiyoruz ama diyorlar. Eğer dedim bana doğruyu söylemem istiyorsan takmasan çok daha iyi olur dedim. Ha takıyorsun hiç mi mahsur yok takabilirsin. Hiç mi mahsur yok takabilirsin dedim. Ama dinen buna haram diyebileceğimiz veya Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin buna erkeğin küpe takmasına dair bir söylemi bir hadisini ben görmedim okumadım. Ama köleler takarmış. Köleler küpe takarmış. Bunu gören peygamberimizin yakın dostları, sağlam Müslümanlar, madem bu köleler köle takıyor, biz de Allah'ın kölesiyiz diye küpe takmışlar. Kitaplarda böyle okudum. Ama kitaplar biliyorsunuz yalan dolanla dolu. Ama kitaplarda okudum. O yüzden küpenin haram olduğuna da helal olduğuna da dair benim bir şey söylemem doğru değildir. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Küpe esas anlamıyla hanımların aksesuarıdır. O hanımlarda kalsa daha iyi olur. Evet hocam. Evet. Hocam bir de burada... Şimdi küpe demişken öbür tarafa geçeyim dövme olayı. Sık sık konuşuyoruz ya. Dövme yapıyorlar. İnsanlar burasına yapıyor, koluna yapıyor, göğsüne yapıyor, cicgerin ucuna yapıyor, poposunun ta burasına yapıyor, efendim sırtına yapıyor. Öyle mi? Öyle değil mi? Evet. İşte bunlar kesinlikle haramdır, caiz değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dövme yapanlara 3 kez lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun demiştir. Dövme kesinlikle haramdır, caiz değildir. Kesinlikle bu dövme yaptıranlar pişmanlık duyguları içerisinde tövbe etsinler. Mümkün mertebe vücutlarından o dövmeleri sildirmek için uğraş versinler. Bir başkalarının da dövme yapmasına engel olsunlar. Birçok insana karşılaştığım insan, dövme yapan insanlara karşılaştığım zaman hepsi de pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Ah hocam keşke yaptırmasaydım. Cahillik dönemimizde, gençlik dönemimizde bunları yaptık diyorlar. Ama kardeşim her yerde de dövmeciler var. Bunun hastalığı var, pisliği var. İnsan vücudunu yakıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunlardan uzak kalın, yapmayın, yaptırmayın. Bunlar hoş değil. Yani sevgili kardeşlerim, sonradan pişmanlık duyacağınız hiçbir şey yapmayın. Tamam mı? Hadi. Bir de zaten hocam beden bize bir emanet hocam. Tabii ki o bedene zulmedemezsin. O bedene hücreler de ölüyor. O bedenin bütün hücrelerini iğne yaparken öldürüyorlar. Dışarıdan bir efendim boyalar enjekte ediyorlar. O boyalar belki insanı kanser edecek. Cilt kanseri yapacak, başka şeyler yapacak. Kana karışıyor. O iğnelerin battığı her yerde hücreler ölüyor. O hücreler mutlaka ama mutlaka huzuru mahşerde o yapana da yaptıranı da hesap soracaktır. Evet. O kadar net. Dövme kesinlikle haramdır. Evet. Hocam ismini vermeyen bir izleyicimiz erkek olmasına rağmen yine rüya meyli hocam rüyasında hamile olduğunu ve kız çocuğu doğurduğunu görmüş. Çok güzel.
Rüyasının tabiri nedir diye hocam sormuş. Çok güzel bir rüya. Bir insan, erkek bir insanın rüyasında hamile olduğunu görmesi zenginliğe işarettir. Zenginliğe işarettir. Hatta ve hatta peşinden kız çocuk doğurduğunu gördü ya, o da sevinçli haberlere işarettir. Bu çok güzel bir rüyadır. Lakin hamile bir ve pardon hasta bir insan, hasta bir insan, yatalak bir insan rüyasında kız çocuğunu doğurduğunu görmüş ise o kişi hastalığından şifa bulacağına yorumlanır. Bu ona delalettir. Veya erkek bir insan hamile değil de kucağına küçük bebek, yeni doğmuş bebek almış ise dertlerine derman bulacağına, birilerinden destek alacağına yorumlanır. Bunların böyle anlamları vardır. Evet. Hocam Bahar Hanım bize bir mail atmış. İkiz çocukları varmış. İkisinin de kaderi aynı mı diye soruyor hocam. Hayır. Allah hiçbir kulunun ikiz de olsa kaderini aynı kılmaz. Aynı yazmaz. Herkesin kaderi yaşayacağı ayrıdır. Öleceği de ayrıdır, evleneceği de ayrıdır. Mutlaka her ne kadar tek yumurta ikisi de olsalar, onların mutlaka geninde her şeyinde bir ayrı farklılık vardır. Şekil olarak, fiziksel olarak efendime söyleyeyim birbirine çok benziyor olsalar da bile onların kaderinde de efendime söyleyeyim anatomisinde de mutlaka bir değişiklikler vardır. Aynı değildir. Evet. Cenab-ı Allah çocuklarımızın kaderini, bahtını güzel eylesin. Allah gözümüzün nuru o bebeklerimize zeval vermesin, acı keder göstermesin. Analı babalı büyümeyi nasip etsin cümlemize inşallah. Amin. Cenab-ı Allah evlatlarımızı devletine, milletine, anasına, babasına hayırlı kılsın inşallah. Cenab-ı Allah hiçbir evladımızı kötü yollara düşürmesin. Amin. Hiçbir evladımızı bataklığa, uyuşturucu bataklıklarına düşürmesin. Amin. O terör denilen lanet insanların eline düşürmesin. Ama anne babalar tabii ki bu konuda da çok ama çok uyanık olmalıdır. Evet yavrum. Hocam bir şey eklemek istiyorum. Kader dedik. Bazı insanlar var. Kendini zarar verecek ve çevresini, ailesine zarar verecek olan her şeyi yapıyor. Sonra kader diyor. Ben böyle oldu. Kaderden oldu. Diyorlar hocam bu kadercilik anlayışını bu da bu da şeytanlarına yenik düştüklerinden dolayı işi kaderciliğe vuruyorlar. İşte onu demeye çalıştım hocam. Allah küllü iradesinde bizim ölünceye kadar ne yaşayacağımızı, ne yaptığımızı, ne edeceğimizi her şeyi belirlemiştir. Ama lakin iyi de kötü de bize bildirmiştir. O iyi de kötüyü de bize bildirdiğine göre cüz'i irade de bize vermiştir. Külli irade ile birlikte Allah bize kullanmamız için cüz'i bir irade vermiştir. O iradeyi biz eğer iyi kullanırsak, iyi ve kötüyü ayırt ederek hayatımızı sürdürebilirsek, haramdan uzak kalıp helale yönelir isek biz kesinlikle kadercilik yapmamış oluruz. Cennet ehli oluruz. Temiz insan olarak yaşarız. Düzgün bir insan olarak yaşarız. Evet. İyi bir insan olarak yaşarız. Ama biz Allah'ın haram kıldığı yollara saparsak o zaman tabii ki bunun sonu cehennemdir. Evet bunun sonu bataklıktır. Bunun sonu kötüdür. Buna da kadercilik diyerek adı altında sığınıyorlar hocam. Burası yapmamaları sonra. Lazım. Doğru evet. Değildir. Hocam evet. Kısa bir araya girmemiz gerekiyor. Evet. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz hocamızla. Evet. Kısa bir aralardan tekrar hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam Kadıköy'den Yılmaz Bey'in bir rüyası varmış hocam. Rüyasında yüksekten atladığını görmüş. Fakat hiç yara almamış. Rüyasının tabirini soruyor hocam. Bir insan eğer memursa, yüksekten atıyorsa tenzili rütbeye yorumlanır. Eğer yüksekten atlayan bir insan esnafsa yüksekten atıyorsa evet hocam. Rızkında bir takım geçici sıkıntılara yorumlanır ki bu kardeşimiz ne iş yaptığını bilmediğim için tabii genel olarak söylüyorum. Bir insan yüksekten atlıyorsa, yara almıyorsa geçici bir sıkıntıya yorumlanır. Çok fazla bir şey değildir.
sıkıntılı bir şey değil hocam. Evet. Hocam Filiz Hanım'ın bir maili var. Sokaktaki kedi ve köpekleri beslediği için komşuları tepki gösteriyormuş. Komşuların da bazıları kedi köpek beslemek günah diyormuş. Hadisin oradan. Kedi köpek beslemek günah mı diye soruyor. Hadi oradan. Hadi oradan sen de. Tövbe estağfurullah. Evladım, bende iki tane köpek var bahçede. Evet. Köpek beslemek, kedi beslemek günah olsa ben beslemem. İki, tam tersi, kedi beslemekte, köpek beslemekte evin içinde olmamak kaydıyla sevaptır. Allah o mahlukatları bizim şefkatimize sunmuştur. O mahlukata bakmak mecburiyetindeyiz. Bizim imtihanımızdır. Eğer ki bir insan ister kedi olsun köpek olsun mahlukatın tümüne şefkat gösteriyorsa, merhamet gösteriyorsa, sahip çıkıyorsa, yedini biçiriyorsa biliniz ki o insan cennetin kapısını aralamıştır. Ama değil de bir insan mahlukatın hangi türü olursa olsun eziyet ediyorsa, zulüm ediyorsa, sadistçe öldürüyor ise o insan cehennemin kapısına dayanmıştır. Cehennemde azap görecektir. Evet, hayvanları beslemek caizdir, sevaptır, nafile ibadettir. Ama hiçbir hayvanın kedi köpek dahil olmak üzere evde beslemek caiz değildir. Çünkü hele hele ibadet yapılan bir evde beslemek kesinlikle caiz değildir. Her ne kadar hayvanı sevsek de, hayvana karşı şefkatli de olsak, bu hayvanlar evin bir köşesine çişini yapabilir, kakasını yapabilir veya efendim damlatabilir veya mahrem yerlerini yaladıkça bir yerlere dokunabilir. Öyle bir ortamda da ibadet olmaz. Namaz olmaz çünkü öyle bir ortam necistir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dışarıdan eve geldiğinde gördü ki evin bahçesinde içerisinde eşiğinde bir köpek. Ayşe validemize seslendi. Ya Ayşe, evin içerisine köpek girmiş, bunu çıkaralım. Aksi takdirde evin bereketi gider diyor. Bu necislikten dolayı evin bereketi gider. Evet, doğrudur. Çünkü hayvan çişini, kakasını yapabilir. Bazı kimseler diyor ki ama hocam kedi kendi kendini temizliyor. Yok öyle bir şey. Sen git önce kendini temizle. Yok öyle bir şey. Evin içinde caiz değil. Bahçen var ise bak, onları sev, onlara şefkat göstert. Ben onlarla bir bornozumu giyiyorum, of oyun oynuyorum, oynaşıyorum, onlar gelip kucağımda oyuyorlar, ediyorlar, beni öpmeye kalkıyorlar filan, ne güzel tatlılık. Hatta ve hatta çok açık konuşacağım, birçok insan suretindeki insanlardan daha hayırlı, daha makbuldür benim için o hayvanlar. Çünkü onlar tabiri caizse yamukluğu bilmez, yanlışlığı bilmez, itaati biliyorlar, sadakati biliyorlar, şefkati biliyorlar, sevgi gösteriyorlar. Bir lokma yemek verdiğin için, efendim şefkat gösterdiğin için o da sana şefkat, sevgi gösteriyor. Aklıma gelmişken hatırlar mısınız, bir ara çok tartışıldı sevgili kardeşlerim. Efendim köpek beslenen evet Azrail aleyhisselam gelmezmiş diye. O dönemde birçok kanal bana geldi. Televizyonlar, gazeteler benimle röportaj yaptı. Hocam bu doğru mudur? Köpek beslenen eve Azrail girmez mi? Benim cevabım şu olmuştu. Vallahi kardeşim, vakit ve saat geldiğinde isterseniz kangal köpeklerin sürüsünü o eve doldursanız Azrail aleyhisselam gelir o evde görevini, icrasını yapar ve gider.
Böyle bir şey yok. Köpeğin de vakti saatin geldiğinde o da Azrail Aleyhisselam o emanetini, onu da emanete alır gider. Öyle bir şey yok. Ama bereket olayı doğrudur. Bazı kimseleri görüyorum ki köpeğe ağzını yalatıyor. Bu necisliktir. Bu doğru değildir. Sevginin de şefkatin de bir dozu olmalı. Bazı insanları duyuyorum ki kadın ve erkek köpeği alıp yatağına beraber yatıyormuş. Bu olmaz. Bu doğru değildir. Bu caiz değildir. Bunun hastalığı da var, bilmem nesi de var. Bunlar doğru değil. Bu aşırılı sevgi kesinlikle caiz değildir, doğru değildir. Sevginin de bir ölçüsü olacak arkadaş. Evladımıza olan sevginin de, eşimize olan sevginin de, mahlukata olan sevginin de bir şey ölçüsü olmalıdır. İnsan midesi bulunur ya, köpeğe ağzını yalatıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu doğru değil. Köpek mahrem yerini yalacak, orasını burasını yalacak, sonra gelecek senin ağzını yalacak. Yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Yapmayın, bu kadar bu abartıya giriyor. Bu biraz hastalığa da giriyor. Bunu yapmayın. Evet. Hocam bir şey daha eklemek istiyorum. Televizyon kanallarındaki haberlerde, gazetelerde görüyoruz. İnsanlar kedilere şiddet gösteriyor, tekme atıyorlar. Onlar cehennemin dibini boylayacak olan insanlardır. Kim ki hayvanlara sadistçe işkence yapıyor ise, kim ki hayvanlara zulmediyor ise, kim hayvanları kesiyorsa, öldürüyorsa, katlediyor ise, huzuru mahşerde hesap verecekler, cehennemde hesap verecekler ve huzuru mahşerde o hayvanlar, o işkence yapanın yakasına sarılacak, yapışacak, sen bana neden zulmettin, beni neden öldürdün, beni neden horladın diyecek. Diyecek arkadaş, diyecek. Bugün gazetelerde okudum sevgili kardeşlerim. Çocuk babasına babacığım diye bağırdığı için alıyor çocuğunu, 4 yaşındaki çocuğunu, haberler doğru ise eğer, çöp kamyonuna atıyor, çöp atıyor. Hay senin babalığına. Yazıklar olsun senin gibi babalara. Yazıklar olsun sizin gibi analara. Öyle analar babalar var ki, insanlar var ki, evlat sahibi, zürriyet sahibi olmak için feryadı figan ediyor. Gitmedikleri doktor kalmıyor, yapmadıkları kalmıyor. Sana Allah zürriyet nasip etmiş, evlat nasip etmiş, en büyük zenginliklerden bir tanesini nasip etmiş. Sen bu evladını tutuyorsun, çöpe atıyorsun, yazıklar olsun sana. Lanet olsun sana. Allah da, peygamber de, melekler de sana lanet ediyor şu anda. İnşallah tövbe etme fırsatı bulursun. İnşallah bu yaptıklarından dolayı tövbe etme fırsatı bulursun, kendine çeki düzen verirsin. Bu sağlıklı insanların yapacağı şey değil sevgili kardeşlerim. Ben çocuk konusunda, yaşlılar konusunda ve ana baba konusunda, hayvanlar konusunda çok hassasım. Bir insanın çocuklara, yaşlılara, hayvanlara merhameti yok ise o insan insan değildir arkadaş. O insan insan değildir. Yazık günah. Bugün haberi okuyunca gazetelerde ve televizyonda izleyince haberlerde o durumu, dehşete kapıldım. Nasıl olur bu dedi. Kadın gayrimeşru bir çocuk doğuruyor, çocuğunu alıp o da canı canı çöpe atmış. Gayrimeşru. Yazıklar olsun senin kadınlık duyguna. Yazıklar olsun senin gibi analara. Kadınım diye gezersin he. Sonra kadının hakkı he. Gidim ey. Allah sizleri ıslah eylesin. Allah sizleri ıslah eylesin. Merak etmeyin, merak etmeyin. Cehennemin kapısında zebaniler sizi bekliyor, zebaniler. Nasıl o çocuklara azap ediliyormuş, işkence ediliyormuş, o hayvanlara nasıl işkence ediliyormuş, azap ediliyormuş, cehennemde göreceksiniz, zebaniler de size aynısını yapacak. Daha beterini yapacak, bin katını yapacak hatta. Göreceksiniz. Allah hepinizi de yine de affetsin, tek zatını affetsin. Evet. Hocam İstanbul'dan... Kusura bakmayın, ben bu konularda çok hassasım. Birden estağfurullah hocam. Evet. Estağfurullah hocam. Hocam siz samimi içten konuşuyorsunuz, bundan seyircilerimiz biliyor. Biz de bunun farkındayız hocam.
İstanbul'dan Kazım Bey geçtiğimiz Berat Kandili'nde arkadaşlarıyla hocam camiye gitmiş ve çok tövbe etmiş hocam. Yaptığımız tövbeler diyor kabul müdür diye sormuş. Kabuldür güzel kardeşim. Eğer sen samimi duygular içerisinde Allah'a el açtıysan, mübarek berat gecesindeki berat edeceğimiz bir geceydi o gece. O geceyi sen fırsata çevirip Allah'a secde ettiysen, Allah'a el açıp ya Rab bugüne kadar işlemiş olduğum günahlardan dolayı pişmanlık duyuyorum, benim günahlarıma af ve mağfiret et dediysen, Allah senin o günahlarını affetmiştir, sana yeni bir sayfa açmıştır, sen o yeni sayfanın kıymetini bileceksin bundan sonra. Senin yapmış olduğun tövbeler şu ana kadar kabuldür o ana kadar. Ama samimi duygular içerisinde yaptıysan, çünkü o gece Allah'a açılan eller hiçbir zaman hiçbir şekilde boş geri dönmeyecektir. Çünkü Rabbim öyle söylüyor. Yok mu benden tövbe isteyen dedi o gece için. Yok mu benden şifa isteyen dedi o gece için. Yok mu benden af ve mağfiret isteyenler o gece için dedi. Yok mu benden derdine derman isteyenler dedi o gece için. Berat gecesi için. Eğer biz berat gecesini hakkıyla eda etmiş isek, işte Allah da bizim dualarımızı da kabul etmiştir. Tövbelerimizi de kabul etmiştir. Bundan sonra tövbelerimizi bozmadan temiz bir hayat yaşayacağız. İstikametimizi güzel ve doğru tutacağız. Doğru bir istikamette devam edeceğiz bundan sonra. Ama işte mübarek Ramazan gecesine inşallah 4-5 gün sonra erişiyoruz. İnşallah. Kavuşuyoruz. Pazarı pazartesiye bağlayan gece teravih kılacağız. Ne olur teravih ihmal etmeyin. Camileri doldurun. Camileri doldurun. Ramazan'ı coşkuyla eda edelim. Ramazan'ı hakkıyla yaşayalım. Şu Ramazan'da oruçlu ağzımızla yaptığımız tüm dualar her zaman kabul olacaktır. Allah yaptığımız ibadetlerin yüzü hürmetine, o temiz oruçlu ağzımızın yüzü hürmetine bize bereketler, bolluklar, rızıklar verecektir. Ve tövbelerimizi de kabul edecektir. Ramazan'ın 20'sinden sonra son 10 gününde Kadir gecesine Allah'ım bize ermeyi nasip etsin. Amin. O gece çok kıymetlidir. Çok çok kıymetlidir. Allah o geceyi de en güzel şekilde yaşamayı ve eda etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Evet. Hocam bir şey daha değinmek istiyorum. Şimdi bu Berat Kandili'nde veya diğer kandillerde camilere gidemeyip evlerinde ibadet eden insanlar var. Kabuldür. İster evinde, ister arabasında, ister camide, ister bir yerde. Nerede olursa olsun. Kimle ibadet yapıyorsa kabuldür. İsterse gemide olsun, isterse uçakta olsun. Nerede olursa olsun yaptığımız ve yapacağımız ibadetler her zaman kabul olacaktır. Bu sadece Kadir geceleri değil. Normal hayatta da böyledir. Evet. Normal hayatta ama cemaatle olan ibadetin tadı, sevabı çok daha başka ve lezzetli oluyor. Mümkün mertebe ibadetlerimizi cemaatle yapmaya özen gösterelim. Yani camilere boş bırakmayalım, camilere gidelim. Vakit namazını boş kaldıkça işimiz yok ise vakit namazlarını mutlaka camide kılalım. Cemaatle birlikte kılalım ki onun sevabına nail olalım. Hoca Efendi'den arkasına dua edelim ki Hoca Efendi'nin açtığı ellere amin dualarına, açtığı zaman dualarına amin diyelim ki biz orada o cemaatlerle birlikte, orada temiz insanlarla birlikte muradımıza erelim. Cemaatin çok önemi vardır. Allah cümlemizi şuurlu cemaatlerden eylesin inşallah. Evet hocam. Evet. Hocam Edirne'den Sevel Hanım bize bir mail atmış. Yatalak olan annesine bakmak mecburiyetinde olup olmadığını sormuş hocam. Yatalak annesi yatalakmış hocam. Kim bu kardeşimiz? Sevel Hanım hocam Edirne'den. Sevel Hanım. Güzel kardeşim cenneti kazanmak istiyorsan aha işte fırsat elinde. Eğer cenneti kazanmak istiyorsan, ahirette rahat etmek istiyorsan, kabir azabından kurtulmak istiyorsan aha sana fırsat işte. Yatalak olan anana bakacaksın. Hem de oh demeden bakacaksın. Bu benim başımda niye geldi? Bu benim kaderim miydi? Ben hep hastalığa mı bakacağım? Hastalık insanlara mı bakacak? Benim hayatım perişan oldu falan demeden bakacaksın. Büyük bir şefkatle, merhamet duygusuyla o anana, babana bakacaksın. Sevgili kardeşlerim, her zaman söylerim ya, cenneti kazanmak ister iseniz eğer ananızın ve babanızın duasını alacaksınız.
Elbette ki ananıza bakacaksınız, mecbursunuz. Ananıza, hasta olan ananıza sen değil de bir başkası mı bakacak? Ananızı bir başkasının şefkatine mi muhtaç edeceksiniz? Veya terk edeceksiniz? Böyle şey olmaz. Bak benim de anam memlekette rahatsız. Solunum cihazıyla yaşıyor. Rabbim şifalar versin. Ne zaman dua ediyorum. Amin hocam. Bir gelin var. Allah razı olsun. Yardım ediyor. Bakıyor. Ediyor. İşte bir kadın tuttuk. O da bakıyor. Ama içim yiyor. Çünkü yanında değiliz. Hayat mücadelesi. Buraya da gelemiyor. Olmuyor. Ama mümkün mertebe elin üstlerinde. Niye üstlerinde? Çünkü cenneti kazanmak istiyorum. Çünkü ben cennete arzuluyorum. Cennete gitmek istiyorum arkadaş. Bunun için ne ihtiyacım var? Ananın babanın duasına ihtiyacım var. En güzelini yapıyorsun Seval Hanım. Anana bak. Yarın kimin ne olacağı belli değildir. Yarın kim kime muhtaç olacak belli değildir. Kimin kimin merhametine biz muhtaç olacağız hiç belli değildir. Anana bak. Hiç şikayetçi olma. Cenneti zaten o zaman kazandın. Kesin kazandın. Ben söylüyorum arkadaş, kazandın. Tabii ki Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. O da var. Yani ben anama bakıyorum, cennet kazanım yok öyle yan gelip yatmak. Allah'ın emirlerini de namazını, orucunu, zekatını, ibadetini her şeyini yerine getireceksin. Yapacaksın, kılacaksın, tutacaksın ondan sonra. Bu şekilde cenneti kazanacaksın inşallah. Evet. Hocam İmrahim'den Zeynep Hanım, ölülerle konuşmak mümkün mü diye soruyor hocam. Ne şekilde ölülerle konuşmak? Yani ruh çağırarak, sözde ruh çağırarak mı ölülerle konuşmak? Yoksa kabire gittikleri zaman mı ölülerle konuşmak mümkün mü diye soruyor. Hocam bunu hangisi? Şimdi eğer bir insan ruh çağırmaya kalkarsa, işte ben filancının ruhunu çağırayım da hele onunla biraz sohbet edeyim der ise bu mümkün değil, bu yalan. Zaten ruh çağırma olayı yok. Ölen bir insanın ruhu Allah kabirde hesap verir. Hiçbir şekilde senin davetine gelmez, seninle sohbet etmez. Bu mümkün değil. Ha gelir ise şeytani cinler gelir. Şeytani cinler de gelirse senin akıbetin iyi olmaz, doğru olmaz ve Allah korusun fena olursun. Çarpınırsın. Tam tersi kendi ruhunu şeytani cinlere teslim etmiş olursun. Ruhsal anlamda rahatsız olursun. Eğer bu anlamda. Ha. Diyelim ki ananın, babanın veya yakınının veya arkadaşın, evladın kimse kabirde mezarını ziyaret ettir. Git ziyaret et. Kabre girdiğinde, onların mezarın başına vardığında Esselamu Aleyküm diyeceksin. 3 kez Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Ey anam, babam, arkadaşım, evladım, her neyse, ben geldim. Sen konuş. Onlarla konuşabilirsin. Senin konuştuklarını onlar duyar. Ama onlar asla ve asla sana seslerini duyuramazlar, konuşamazlar. Seni duyarlar ama onların sesini sen duyamazsın. Lakin kabir selamı verdikten sonra kabir başında. Tavsiyem. Biliyorsanız Yasin-i Şerif okuyun. Eğer bilmiyor iseniz de Fatiha suresinden sonra 13 tane İhlas okuyun. Ve sonradan elinizi açın. İçinizden geldiği gibi Ya Rab, burada yatan anam, babam, bacım, kardeşim, her kim ise, halam, teyzem, dayım, kimse. Sen mekanını cennet eyle. Kabrini nur eyle. Günahların teksiratlarını affe mağfiret eyle.
sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin şefaatine nail eyle diye dua edeceğiz. Sonra da Fatiha'mızı okuyup çekileceğiz. İşte sizin o duanızın ve okumanız esnasında o mezarda yatan insanın ruhu o kadar rahatlıyor ki, o kadar rahatlıyor ki aklınız eliniz durur. Müthiş rahatlıyor. Hatta ve hatta ne olur biraz sesini duyursa sana diyecek ki, ne olur biraz daha oku, biraz daha oku, biraz daha oku diye yalvaracak sana. Ama sesini duyuramıyor, duyamıyorsun. Allah duyanlardan eylesin. Amin. Lakin sevgili kardeşlerim, mezardaki insan eğer günahkar bir insan ise, o anda azap görüyorsa, kabirde azap görüyor ise, siz okumaya başladınız ya, o anda o azap duruyor. İşte ruhu o zaman rahatlıyor. Nefes alıyor tabiri caizse. Oh diyor. O azabı bir daha yaşamamak için, dedim ya biraz önce, keşke biraz daha okusan değil diyor. Ama biz bunları duyamıyoruz. Ne olur? Sık sık kabir ziyaretleri yapın. Yakınlarınızın, ananızın, babanızın, ecdadınızın, dedelerinizin, nenelerinizin kabirlerini ziyaret edin. Onların başucunda dua edin. Çocuklarınızı, torunlarınızı alın, gidin. Evlatlarınızı alın, gidin. Ne olur her şey para, pul, madde değil. Allah aşkına gidin. Çünkü bir gün siz de gelip o ölümü tadacaksınız. Allah diyor ya sanıcı billah. Küllün nefsün zaikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Günü geldiğinde biz de yaşayacağız onu. Biz de oraya gideceğiz. Bizi de mutlaka birileri ziyaret eder. Örnek olalım. Örnek teşkil edelim. Ne olur kabir ziyareti yapın. Yapın, yapın. Kabir ziyareti yapmak sevaptır. Sevaptır. Hasta ziyareti sevaptır. Hasta ziyareti sevaptır. Kabir ziyareti sevaptır. Bunlar nafile ibadetlerdir. Allah bu sevaplara kavuşanlardan eylesin hepimizi inşallah. Amin. Hocam Kayseri'den ismini vermeyen bir izleyicimiz şöyle diyor hocam. 2 yıl bir bayanla ilişkisi olmuş. Bir müddet aynı evde paylaşmışlar. Bu süre içerisinde kız arkadaşının bekaretini almış. Tövbe estağfurullah. Hocam öyle yazıyor. Normal. Şimdi ayrılmışlar. Acaba ben... Öyle mi Tolga? Yani. Sen 2 yıl aynı kızla bir evde paylaş. Ateşle borç bir arada olacak. Rahat durabilir misin? Allah hocam şimdi ise ayrılmışlar hocam. Acaba ben günaha mı girdim diye soruyor hocam. Elbette ki günaha girdi. Yani Atakan, evladım bir insan zina ederse günah işlemiş olmaz mı? İşlemiş olur değil mi? Bunun bir kere günah olup olması sorması bir kere abes. Yani bu kardeşimiz manevi olarak rahatlamak istiyor benden alacak olduğu cevapla, öyle mi? Ama sevgili kardeşim, bir kere zina etmişsin. Zinanın her türü haramdır. Zina da üzerinde günahtır. Günah kardeşim haram ya. Hele hele sen tutuyorsun bir kızla, benim diyorsun sevgilim, bir kez sevgili lafını ben hiç sevmiyorum. O aşk lafları var ya, hiç haz ettiğim, sevdiğim laflar değil. Milletin aşkı da sevgisi de bu. Aha bu para. Sevgi, aşk eşittir para. Benim gözümde. Hiç kimsenin sevgisine, aşkına ben inanmıyorum. Yalan, dolan işler. Sen tutuyorsun, sevgilim diyorsun ha? Ulan insanın Allah'a karşı aşkından, sevgisinden başka bir şey olamaz ki. Anasına, babasına, evladına, hanımına karşı sevgiden başka hiçbir şey olamaz ki. Kimse olamaz ki. Sen alıyorsun sevgilim diyorsun.
İki yıl mı? İki yıl hocam. Aynı evde yaşıyorsun, beraber yaşıyorsun. Efendime söyleyeyim, sonra bekaretini bozuyorsun. Bu günah mı? Şimdi bu zinaların en büyüğüdür. Günahların en büyüğüdür. Ama bu kul hakkına girer mi, girmez mi? Karşılıklı rıza varsa o ilişki anında, karşılıklı eğer ateşlendiyseniz o anda, karşılıklı rıza varsa, Atakan öyle mi? O kul hakkına girmez. Atakan sakın, hoca bak şey verdi deyip gevşeme sakın ha. Ya. O kul hakkına girmez. Çünkü rıza var. Ama günahların en büyüğüdür. Şimdi sevgili kardeşlerim, diyelim ki bunlar iki sene boyunca aynı evi paylaştılar. Karı koca gibi de yaşadılar. Bekaretini de aldı filan. Ve sonra çocuk dedi ki hadi ben dedi seni istemiyorum. Zaten hevesimi de aldım. Nikahımız da yok. Pat diye vurdu tekmeyi, çekti gitti. Şimdi bu kadın, kız, her ne ise, artık kız olmadı ya. Nasıl olur da bir başkasına ben bakireydim diye kocaya gidebilir? Soruyorum şimdi, kim alır? Alan olur, o başka. Nasıl iç dünyasında huzurlu olur? Veya bir kadın kendisini 3-5 dakikalık zevk için nasıl ziyan edebilir, haram edebilir sevgili kardeşlerim? Ne demek ya? Ne demek bir erkekle aynı evi paylaşmak ya? Nikahsız beraberlik ne demek ya? Geçen hafta da biz bunu işledik değil mi? Geçen hafta da. Evet hocam. Yapmayın, Allah aşkına yapın. Evlatınıza sahip çıkın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Efendim biz modern bir çağda yaşıyoruz. Biz özgürlükçüyüz. Safsatalarından uzak kalın, evlatlarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı kendi evinizde evleninceye kadar kendi evinizde tutun. Dizinin dibinde kalsın. Evlendiği zaman kocasına gidecekse gitsin, orada teslim edin. Yüzünün azın akıyla teslim edin ve şey yapın. Evlensinler. Yapmayın ya. Benim içim acıyor ya. Bundan dolayı Allah korusun intihar edenler var. Bundan dolayı Allah korusun kafayı yiyenler var. Doğru hocam. Çok elin uşağı haklı kardeşim ya. Dedim ya biraz önce. Ateşle barut bir yerde olur mu? Aşkım canım hi mi derken iş bitiyor. Şimdi hak ağzıyla konuşuyorum. Düz konuşuyorum. Yani beni herhalde ayıplamazsınız. Net konuşayım ki algılayalım. Net konuşayım ki, düz konuşayım ki, açık konuşayım ki algılayalım da kendimize çeki düzen verelim. Önce Allah beni affetsin. Ve ondan sonra cümlemizin tek zatının günahını affet, mağfiret eylesin inşallah. Evet. Hocam bir de toplum olarak bizim hani ahlaki değerlerimiz açısından bir kızla bir erkeğin nikahsız aynı yerde kalması da zaten kesinlikle haramdır, caiz değildir. Senin nikahsız bir şekilde hiçbir kadınla bir arada olman doğru değildir. El ele tutuşman doğru değildir. Kapalı bir ortamda bulunman doğru değildir. Kesinlikle doğru değildir. Hocam bu televizyon programları... Bakınız, işte bu televizyon programları zaten milleti perişan etti. Evlilik bu programları. Magazin programları bu insanları yozlaştırdı, ahlakını bozdu. Bu evlilik programları insanların ahlakını bozdu, perişan etti. Ben hep söylüyorum. Yıllardır söylüyorum bunu. Bugün bir gazete benimle röportaj yaptı. Uzun uzun bir röportaj yaptı. Orada da söyledim aynısını. Yazık değil mi bu gençlere? Güzel kızı, güzel erkeği tavlıyorlar, çevrelerinde topluyorlar. Sonra uyuşturucu partileri, yok bilmem ne terör örgütleri, yok bilmem neresi, yok bilmem neresi. Yazık günah bu insanlara, bu gençlere yazık günah ya. Ama suç ananın babanın. Ana baba evlatlarına hiçbir şekilde hassasiyet göstermiyor, sahip çıkmıyor. Bunun da ahirette vebali var. Bu evlatlar ziyanı oldukça bunun mesuliyeti de ahirette o anaya babaya sorulacaktır. Hesabı sorulacaktır. Neyse, reklam mı diyorsunuz? Hayır hocam, son 5 dakikamız kaldı. Bitiyor mu program? Evet hocam. Evet, peki. Bitiyor.
Hocam bir mailimiz de var, onu da size sorayım hocam. Kimler Allah katında makbul insandır hocam? Kimler Allah katında makbul insanlardır? Kevser Hanım hocam mail almış. Temiz yiyen, temiz yaşayan, helali haramı bilen, Allah'a kulluk vezifesini hakkıyla yerine getiren herkes Allah katına makbul insanlardır. İyilik yapanlar, anasına babasına hürmet eden, sevgi gösteren, sahip çıkanlar, evladına şefkat gösterenler, biraz önce söylediğim gibi tüm insanlara, yaşlılara, fakirlere, fukaralara, mahlukata, hayvanlara, kedi, köpeğe kim iyilik yapıyorsa onlar Allah katına makbul insandır. Kim ki yetime şefkat gösterirse, kim efendime söyleyeyim yetimi sevip öpüp kokluyorsa, fitresin zekatını hakkıyla veriyor ise bunlar Allah katında makbul insanlardır. Bunlardır Allah katında makbul olan insanlar. Evet. Hocam izleyicilerimiz ismini vermemişti hocam. Domuz tüyünden yapılan diş fırçalarını kullanmak dinen caiz mi diye. Kesinlikle caiz değildir. Domuz tüyünden yapılan diş fırçaları kesinlikle ama kesinlikle caiz değildir. Hatta domuz derisinden ayakkabı da yapılamaz, evet hocam, kullanamazsın. Mes yapıp kullanamazsın, tellik yapıp kullanamazsın. Domuz hiçbir şeyini kesinlikle kullanamazsın, caiz değildir ve kesinlikle haramdır. Şimdi diş fırçasını domuzdan yapacak bir sürü şey var, başka şeyler var. Onlar da yapın, kullanın. Plastikten yapıyorlar, sentetikten yapıyorlar, başka şeylerden yapıyorlar. Onlardan kullanın. Misvak kullanın. İlla niye domuz tüyünden yapılan diş fırçasını tercih ediyorsunuz? Bir sürü şey var, başka şeyler var. Artık zaten bu zamanda var mı domuz tüyünden diş fırçası, onu da bilmiyorum gerçi ama kullanması da kesinlikle caiz değildir, doğru değildir. Mesela kuaförlerde, berberlerde fırçalar vardır. Böyle hani kılının tüyünü alırlar ya, böyle üstünü tıraş olduktan sonra sümürürler ya sağını solunu fırçalar. Onlar domuz tüyünden ise, domuz tüyünden ise o fırçalar, onları da kullandırmayın sakın ha. Berberler de kullanmasın. Çünkü bilmeyerek bir başkalarının vebaline de günahına girmiş olurlar. Bunlar caiz değildir, doğru değildir. Hocam bir şey daha sormak istiyorum. Bazı büyük otellerde ve restoranlarda domuz eti satıyorlar. İşte insanlara domuz eti satılan hiçbir yerde alışveriş yapılamaz. Yemek yenmez. Kesinlikle caiz değildir, caiz değildir, caiz değildir. Ben birçok otelde domuz eti satılıyordu, tepki gösterdim. Sağ olsunlar bana da manevi olarak sevgi de beslediklerinden dolayı oralarda domuz etleri kalktı. Yasaklandı. Bunlar 5 yıldızlı süper oteller hepsi de. Bunların 3-5 tanesi de kaldırdım bunları. Ama genele baktığımız zaman restoranların da çoğunda domuz eti satılıyor, yemeği satılıyor. Bazı yemeklerde, efendim yemeklerin soslarında alkol var. Bunlar caiz değildir. Domuz satılan, eti satılan hiçbir yerde yemek de yenmez, alışveriş de yapılmaz. Bu konuda biz Müslümanlar olarak hassas olmak mecburiyetindeyiz. Anladım. Evet. Hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar seyircilerimizle beraber olmak üzere hocam.